GSM veya internet hattımı kapattıramıyorum, bir türlü muhatap bulamıyorum. Arıyorum, arıyorum, kimseye ulaşamıyorum. Ulaştığınızda müşteri hizmetlerine diyorlar ki buradan kapatılmıyor. Hepimizin başına gelmiştir. İşte şu numaraya ulaşın, bu numaraya ulaşın. O dedikleri numarayı da aradığınızda saatlerce sadece müzik dinliyorsunuz arkadaşlar. Ve en iyi ihtimalle diyelim ki zor bir şekilde bir muhataba ulaştığınızda yok efendim bayiye gidin, yok bayiyi de kapattırın, o da şu da bu da. Bayiye gittiğinizde de bayi size diyor ki önce oraya bildirmeniz gerekiyor, sonra buraya gelmeniz gerekiyor, kılda tüyde. Yani yokuş, yokuş, yokuş. Çünkü niye? Sizi göndermeyecekler arkadaşlar. Sizden hala devam bir şekilde para kazanacaklar. Şimdi bu birinci sorumuzdu. İkinci sorumuz ise cezasız yıllık abonelikten nasıl kurtulabiliriz? Şimdi hani bir yıllık abonelik anlaşması yaptık ama biz şimdi bundan vazgeçtik. 2 ay oldu, 1 ay oldu ya da 1 hafta oldu ya da 10 ay oldu ve biz artık hattımızı değiştirmek istiyoruz ya da hattımızdan artık memnun değiliz veya başka bir kampanya ile karşılaştık ve onu değerlendirmek istiyoruz ama biz bağlı olduğumuz için hattımızdan kurtulamıyoruz. Bu durumda cayarsak cayma bedeli isteyecekler bizden değil mi? Tabii ki cayma bedeli isteyecekler. Bunu kesinlikle yapacaklar. Ve son faturamız da maşallah bayağı da yüksek gelecek. Şimdi tüm bu soruların cevabı bu videoda arkadaşlar. Tane tane hepsini size cevaplayacağım. Bir, ilkinden başlayalım. GSM veya internetimi kapattırmak istiyorsam ne yapacağım? Hayır, hiç boşuna arkadaşlar. GSM hattınızı aramayın. Çünkü orada muhatap bulamayacaksınız. Sadece müzik dinleyeceksiniz. Başta da dediğim gibi. Dolayısıyla buna devletimiz çok güzel bir çözüm getirdi. Bunun çözümü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece evinizde oturuyorsunuz, bilgisayarınızı açıyorsunuz ve e-devlete giriyorsunuz. Oradan adım adım takip ederek birkaç tane prosedür var. Basit, kolay, rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Oradan bunu iptal ediyorsunuz. Şu aboneliğimi iptal ediyorum diye oradan tamamıyla direkt bir tuşla bunu iptal ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde de yaptığınız zaman size şunu diyemiyorlar. İşte efendim şeyiniz fotokopinizi gönderin. İşte gönderiyorsunuz elimize ulaşmadı. Yok yazılı gönderin. Gönderiyorsunuz faksliyorsunuz. Yok gelmedi. Veya daha sonra aradan belli bir müddetten sonra efendim sizin hattınız var da 6 aydır duruyor. Siz bunun parasını ödemediniz. Size icra takibi gönderiyoruz falan gibi sıkıntılarla karşılaşma şansınız da yok. Çünkü niye? Siz bu işlemi devlet üzerinden yapıyorsunuz. Devlet üzerinden yaptığınız için burada bunların hiçbir şekilde kırılma payı kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde dilediğiniz gibi internetten de kullanmış olduğunuz hattınızdan da dilediğiniz gibi dilediğiniz an kurtulabiliyorsunuz. Şimdi bunu da bilmeyen bazı kimi vatandaşlarımız maalesef kendisi kendi çabalarıyla uğraşıyor, kimlik fotokopisini çekiyor, fakslıyor vesaire ediyor. Kapattırdığını zannediyor ama aradan 5-6 ay sonra veya 1 yıl sonra bakıyor ki kol kadar faturayla karşılaşmış. Ve bunu ödemek zorunda kalacağım diye korkuyor. Hatta bir de pazarlığını yapıyor. Taksite bu alıyor. Taksit de ödeyeni de var. Şimdi gelelim diğer konuya. Taahhütler. Hani 1 yıllık, 2 yıllık vesaire taahhütler veriyoruz ya. Şimdi bu taahhütlerin 2 yıllığından söz edeceğim. Değerli arkadaşlar. Muhtemelen hepimizin bir GSM operatöründe veya internet sağlayıcısında 1 veya 2 yıllık da abonelik paketimiz vardır. Ve zaman zaman bunlara farklı gerekçelerle kızıyoruz veya daha avantajlı başka bir kampanyalı operatörler görüp ayrılmak istiyoruz. Ama sözleşmeler elimizi ayağımızı bağlıyor. Değil mi? Değil arkadaşlar. Değil. Bağlamıyor. Bağlamıyor. Yanlış. Dolaylı şekillerde laf kalabalığı ile bizi onlardan ayrılmamaya zorluyorlar. İnanmayın bunlara arkadaşlar. İnanmayın. Aslında devletimiz bu olayın bu konularda açık beyanları var. Şimdi o açık beyanlara geleceğiz. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu'nun kendi diliyle ele aldığı açık beyanları anlatacağım. Diyor ki, Tüketici Kanunu'nun temel ilkeleri bölümünde maddenin dördüncü olan maddenin ikinci fıkrasında sözleşmede öngörülen koşullar sözleşme süresindeki
süreç de tüketici aleyhine değiştirilemez. Bu da satıcı aleyhine değiştirilebilir demek. Yani kısacası şirket sözleşmede değişiklik yapamaz ama siz yapabilirsiniz diyor. Yani müşteri lehine değiştirilebiliyor. Aynı kanunda 52. maddesi 4. fıkrasında diyor ki bir yıldan uzun süreli aboneliklerde tüketici herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği anda herhangi bir cezai şart ödemeksizin yani ceza ödemeden dilediği anda aboneliğini feshedebilir. Kanun apaçık. Kanun ortada. Yani bunu ben demiyorum, bunu kanun diyor. Dolayısıyla 2 yıllık bir sözleşmeniz var ise, yani 1 yıldan diyor uzun süreli bir sözleşmeniz var ise, dilediği zaman diyor, bunu diyor feshedebilir. Bunu ben demiyorum. Bunu Ağoğlu beyanında söylüyor ve kanun maddesi olduğunu da dile getiriyor. Şimdi diyelim ki 1 yıllık veya 6 aylık abonelik yaptınız ve siz 2 ay sonra dediniz ki ben vazgeçtim ya, ayrılıyorum. Yani aboneliği feshettiniz. Ortada size verdiği indirim neyse. Mesela diyelim ki 50 TL'lik bir paket anlaşmanız var. Ama 50 TL'lik paketi siz yıllık anlaşma yaptığınız için, yani 1-2 yıllık anlaşma yaptığınız için size 30 TL'ye verdiler. O durumda sizden sadece kullandığınız ayların, yani diyelim 10 aydır siz bunu kullanıyorsunuz. 10 ayda 50 TL'den 500 ödemeniz gerekirken 300 ödediniz. Dolayısıyla sizden sadece kapattığınız an itibariyle o kullanmış olduğunuz aylardaki o geriye kalan 20 liralık 50 yerine 30 ödediğiniz o 20 liralık farkı talep edebiliyor. Yani 10 ayda siz 500 yerine 300 ödediniz ya, işte o 200'ü sizden alabiliyor. Bir tek bunu yasal olarak sizden alabiliyor. Buna hak sahibi. Çünkü size o indirimi yapmış. Fakat şunu yapamıyor size. İşte 200'ü alıyorum, bunu faiziyle alıyorum, yok işte şu kadar da cayma bedeli alıyorum vesaire. Bunları bizlere yaptılar. Yaptılar. Ben şahsen bile ödemiştim bunu yıllar yıllar önce. Bana bir fatura gönderdiler, aklım oynadı. Ve ben onu ödemek zorunda kaldım. Çünkü o dönemlerde ben de bilmiyordum. Maalesef ben de bilmiyorduysam benim gibi niceleri de bilmiyordu. Bunların hepsinin parasını aldılar arkadaşlar. Yüksek yüksek faturalar gönderdiler, hepsini ödemek zorunda kaldık. Ama bundan sonra ödemeyin. Bari siz ödemeyin ya. Ben ödedim. Siz ödemeyin. Sizin için yapıyorum bu videoyu. Devam edelim. Örneğin siz 2 yıllık yani 24 aylık bir sözleşmenin 20. veya 21. gibi ayında işte atıyorum yani bunları. Sözleşmeyi feshetmek istediniz. Diyeceksiniz ki şimdi o durumda 3-4 ayım kaldı. Aldığım 20 aylık indirimi ödemek zorunda mıyım? Hayır. Çünkü yine tüketici kanunu der ki tüketici lehine hangi meblağ az ise onu ödemekle yükümlüdür. Yani bu da şunu gösteriyor. Yani bu durumda geriye kalan 3 ay veya kaç ay erkenden sözleşmeyi feshettiyseniz o az olan farkı ödeyeceksiniz. Yani 20 ay siz hatta kaldınız. 20 ay geriye dönük 20 TL'den hesap ettiğimiz zaman mesela ne yapıyor? 400 TL para ediyor. Ama sizin geriye kalmış 4 ayınız. 4 ayı normal abone ücreti olarak devam ödeseydiniz ne ödeyecektiniz? 30 TL'den dedik ya aylığı, 120 TL ödeyecektiniz. Sizden sadece o 4 ayın parasını alabilirler. Yani geriye dönük bu durumda 20 ay ödemiş olduğunuzu alamıyor. Çünkü orası 400 lira, burası 200 lira. Çünkü devlet sizi koruyor. Devlet diyor ki vatandaşımı ezdirme. Dolayısıyla size 400 TL'lik fatura gönderdiğinde eğer gönderirlerse buna da itiraz edebiliyorsunuz. Çünkü geriye kalan meblağı siz kendiniz de hesap edebilirsiniz. Kaç ay borcunuz kalmış diye. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim. Ayrıca zaten sen müşteri oldun diye ve verdiğin taahhütten döndün diye seni cezalandıramıyorlar. Böyle bir kanun yok. Yani siz istediği kadar orada konuşsun. Böyle bir yasa yok. Yani siz ceza alamazsınız. Böyle bir şey yok. Alırsanız itiraz edebilirsiniz. Şimdi bu itirazı nasıl yapacağım diyeceksiniz. Aslında çok basit ve ücretsiz. İster kaymakamlığa gidin, orada tüketici hakim heyeti var, oraya dilekçe verirsiniz. İster de bunu da yine aynı şekil, başta da dediğim gibi e-devlet üzerinden hiçbir yere gitmeden yapabilirsiniz. Ve emin olun, ilgileniyorlar. Yani
Hakem heyeti ilgileniyor. Tüketici hakları heyeti sizinle ilgileniyor ve durumunuz sonuçlanıyor. Biz bunları yapmadığımız ve haklarımızı bilmediğimiz için bu durumlara düşüyoruz arkadaşlar. Bilmeyen çok insan var, mahkemeye vermeyen çok insan var, uğraşamam diyen çok insan var, yöntemini bilmeyen çok insan var. Halbuki evden bunu internetten yapıyorsunuz devlet üzerinden. Yani şikayet edebiliyorsunuz, hakkınızı arayabiliyorsunuz, devlet size bu olanağı verdi. Kullanın arkadaşlar, kullanın, kullanın. Ve diyeceksiniz ki ya haksız bulunursam. Olabilir. İnsanlık hali haksız da bulunabilirsiniz. Belki yanlış bir şey yaptınız. O da olabilir. Ama sıkıntı değil. Devlet sizden, tüketici hakları sizden bize dava açtınız diye ücret almıyor ki arkadaşlar. Haksız bulunursanız bile siz ücret ödemiyorsunuz. Dava kapanıyor. O kadar. Yani sizin öyle veya böyle bunu denediğinizde hiçbir zararınız yok. Olumlu veya olumsuz. Olumlu olursa karınız var. Olumsuz olursa hiçbir zarar etmiyorsunuz. Yani bunu deneyin. Deneyin arkadaşlar. Yapın. Çünkü Ağoğlu bunu açık açık anlatıyor. İsterseniz diyor 24-36 ay vesaire gibi aylık anlaşma abonmanı anlaşması ile birlikte taksitli telefon alın diyor. Bunu bile dilerseniz değil anlaşma süresinin dolmasını beklemeden isterseniz 3 gün sonra bile aboneliğinizi feshedebiliyorsunuz. Yani telefon aldınız. Anlaşmalı, taksitli bir şekilde operatörle anlaştınız. Dediler ki size işte 48 ay bize bağlı kalacaksınız işte. O şekilde bu telefonu alabilirsiniz, şu telefonu alabilirsiniz. Evet, o şekilde alıyorsunuz bunu. Telefonu da ayrıca taksitlendirip faturaya dahil ediyorlar. Ve siz topluca ödüyorsunuz bunu. Fakat bu hala sizin o operatöre bağlı olmak zorunda kaldığınız anlamına gelmiyor. Siz isterseniz telefonu almış olun ve telefonu aldıktan 3 gün sonra aboneliğinizi feshedin. Bu durumda sadece ve sadece telefon taksitini ödersiniz arkadaşlar. Sizden hattı kapattınız, yok siz telefon aldınız, yok siz bu hattı kapatamazsınız. Böyle bir yasa yok. Çünkü ikisinin de sözleşmesi ayrı. Telefonu size taksitle satıyor, abonelik sözleşmesi farklı. He, şu ne yapıyor size? Abone olmazsanız telefonu size taksitle satmıyor. Ama siz abone olup telefonu aldıktan sonra aboneliğinizi 3 gün sonra gidip iptal edebilirsiniz. İptal ettiğinizde ise... 3 gün sonra mı iptal ettiniz? 1 gün sonra mı iptal ettiniz? Hala şöyle de bir hakkınız var. Sizden bir aylık fatura bile alamıyor. Sizden kaç gün sonra aboneliği iptal ettiyseniz o kadar gün sayısına göre abonelik ücretini alabilir. Daha fazlasını alamıyor arkadaş. Alamıyor. Eğer talep ederse hakem heyeti var. Tüketici mahkemesi var. Direkt başvurun arkadaşlar. Ve sizden o günlüğü alacak. Onun dışında telefonu sizden geri isteyemiyor. Çünkü satın aldınız. Taksitle anlaşmayla satın aldınız siz. Taksitini ödemek zorundasınız. Fakat telefonu beğenmediniz. 7 gün içinde isterseniz onu da iade edebiliyorsunuz. Öyle de bir hakkınız var. Yani isterseniz telefonu da iade edebilirsiniz. Etmiyorum, sadece telefonu istiyorum diyorsanız sadece telefonu kullanın, taksitini ödeyin. Paketi kapat. Zorunlu değilsiniz. Hiçbir şeye mecbur değilsiniz. Bunları sadece bilmiyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki şimdi ama beni icraya veriyor şirket veya verdi. O durumda ne yapacağız? O da sorun değil arkadaşlar. Bu durumda hiç uğraşmıyorsunuz. Sadece icralık olup olmadığınızı muhtarlık veya e-devlette mutlaka takip edin. İcra kağıdı belki size ulaşmaz, ondan dolayı diyorum bunu. Hani elinize geçmeyebilir. O yüzden bunun takibinde kalın. Oldu da işte aboneliğinizden alakalı niye feshettiniz diye işte 24 ay doldurmadı, yok 12 ay doldurmadı diye size icra takibi gelirse 7 gün içerisinde bağlı bulunduğunuz ilçedeki icra müdürlüğüne gidin, itiraz edin. Ondan sonra onlar düşünsün. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Onun dışında bir sorunuz vesaire herhangi bir şeyiniz var ise yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınızı mümkün mertebe dilim döndüğünce tek tek hepsini cevaplayacağım. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.